Harbi taraftan merhaba Fenerbahçeli'ye hoş geldin. Son aylarda dolardan sonra gündemimizi en çok meşgul eden konu bedelli askerlikti. Bir 27 gün dediler, bir 21 gün dediler. Bedelli yapacak olanlar böyle meraklı bekledi. Hepinizin içinden şu geçti biliyorum. Ya ne gerek vardı parasını veriyoruz gitmeyelim diye. Şimdi bana da sorsanız parasını veriyorsunuz gitmemeniz daha mantıklı. Bir önceki bedelliği hatırlayın askerliklerinde banka sıralarında ATM'den işte numara sıraları kaç dakika geldiyse o kadar askerlik yaptılar. Kimi yarım saat yaptı kimi iki saat yaptı ama sonuçta yaptı. Ben 15 ay yaptım arkadaşlar. Şimdi sorsalar bana deseydi ulan bir daha yapar mısın diye aynı ekip aynı yerde olursak yaparım niye yapmayayım ki? Tamam 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 tamam. 15 ay yapmam da bir ay daha böyle aynı ekiple aynı yerde askerlik yaparım. Yaparım lan. 25 yaş açıklandıktan sonra sadece siz değil futbolcular da bundan yararlanmak için harekete geçtiler. Ki e, bazı Fenerbahçeli futbolcular da bu bedelli askerlikten faydalanabilecek. Geç, geçen sene hatırlayın e, Salih Sion'a kir kiralamıştık. Orada bir askerlik yaptı ama tabi bizdeki askerlik gibi değildi. Sion'un başkanı şöyle bir açıklaması vardı. İlk yarı son sırada tamamlarsanız sizi askeri kampa alacağım diye. Tabi Sion son sırada tamamlıyor. Başkan diyor ki Yeter ben söyledim. Hadi bakalım diye. Futbolcu hep kamp alıyor. İşte mıntıka yapıyorlar. Gece eğitimine gidiyorlar. İşte koğuşlarda yatıyorlar. Telefonlarını falan alıyor. Böyle aileleriyle sevgilileri, sevgilileriyle de kısıtlı bir görüşme e, oluyor. Yani kısıtlı. Tam aynı askerdeki gibi. Çünkü şimdi bilmiyorum muhabbetler değişmiş olabilir ama. Siyon'un e, başkanı futbolcu bir askerlik yaptırdı. Salih zaten şimdi bunlara alışkındır. Bir fragmandı. Salih askere gidecek arkadaşlar için şöyle diyebilir. Askerde bir sürü geyikler dönüyor çünkü. Ben mi yapayım? İşte bu saatten sonra ben mi gideyim? Şafak demiş Johnny Money. Bir sürü şeyler var. Plaka sayacaklar. Salih eminim ki Fenerbahçe'den giden arkadaşlarına bunları mutlaka söyleyecek. Eğer bedelliye gideceklerse devre arası olur büyük ihtimalle. Fenerbahçe'den hangi futbolcuya vurdu bu şans? İşte İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Alper Potuk. Şener devre arasında askere gitti diyelim. Ordu milli takımını da oynayabilir. Biliyorsunuz ordu millimizin takımları da var. Orada sabık oynayabilir. Şener'in de maşallah fiziği çok sağlam. Askerde de komutanlar e, sporcu adamları o kadar çok severler. O kadar bağrına basarlar ki sabah sporunda en gözde askerlerinden biri olur. Şunu al mükik barfix. Şener var ya sabah sporunda estirir ortalığı. Estirir valla. Estirir ya. Değil mi lan? Estirir estirir. Diğer bir oyuncu İsmail arkadaşlar. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri bir türlü beklentileri karşılayamadı İsmail. E, gereksiz agresifliği, gereksiz pozisyonlarda faal yapması, gereksiz kartlar görmesi. Askerde de şöyle bir şey var şimdi. Ben de gittim. E, sizden de gidenler vardır mutlaka. Askerde bir dinginleşiyorsun, şöyle bir e, sakinleşiyorsun. Ne bileyim, normal bir insana bir agresifliğin kalmıyor. Çünkü on, askere gittiğinde onu çekiyorlar. Sen atar yapıyorsun agresifsin de gel bakayım buraya deyip o agresifliğini böyle hop tereyağından kıl çeker gibi çekiyorlar. 21 gün. Güzel bir süre. Orada dinlenirsin. Kafanı dinlersin. Ne bileyim bir şeyler olur. Arkadaşlarını özlersin. Bir sensei havasına da bürünüyorsun. Sporunla yaparsın. Kitabını okursun. Bu İsmail Köy başına barilere çok iyi gelecek. Gitsin orada Sensei triplerinde buraya geldiğinde gereksiz faallerden kurtulmuş olur. Gereksiz kırmızı kartlardan kurtulmuş olur. Yani derler ya askerlik sana yaramış. Valla eğer İsmail Köybaşı giderse askerlik ona baya baya yarar. Yarar valla. Bedelli'den e, son yararlanacak futbolcumuz Alper Potuk. Biliyorsunuz Alper Potuk'u ben gerçekten seviyorum. Eleştiriyorum bazen yerden yere vuruyorum ama ben Alper'i sevdiğimden, Alper'in de yeteneklerini bildiğimden. Biliyor, görüyorsunuz bazı maçlarda iki maç böyle yani teröristleri öyle güzel bir futbol oynuyor ki yani gününde formunda ve istekli bir Alper Türkiye'deki üç büyüklerin herhangi bir takımında banko oynayacak bir oyuncu Alper. Ama bakıyoruz iki maç, 3 maç çok güzel oynuyor. 4 maç, 5 maç Alper'den ses soluk yok. Geçenlerde söylemiştim. Herhalde ya Fenerbahçe'de oynamak istemiyor ya da futbol oynamak istemiyor. Yine asker ocağı şöyle. Gittiğinizde askere tamam anneni, babanı, işte arkadaşlarını, kız arkadaşını özlüyorsun. Ondan sonra işini özlüyorsun ya da ne bileyim devamlı e, otobüse bindiğin o e, duraktaki o gudube şoförü bile özlüyorsun. Yani askerlik öyle bir şey ki hiç özlemem dediğin adamı bile ya burnunla tutuyor aslında. Nöbettesin, bir yerdesin, aklına geliyor. Bu süreç 21 günlük süreç Alper'e terapi gibi olacaktır. Çünkü askerlik güzel bir şey arkadaşlar. İnsanı olgunlaştırıyor, adam ediyor. Ondan sonra zorluğa alışıyorsunuz, e, yalnızlığa alışıyorsunuz, ayaklarınızın üzerinde durmaya alışıyorsunuz. Askerlik o yüzden çok güzeldir. Benim kendi şahsi düşüncem tabii ki de burada tabii ki de e, Latife espri yapıyoruz ama Alper giderse 21 gün Alper'e çok güzel gelir ve geldiğinde o kadar müthiş bir Alper Potok izleriz ki ona da deriz. kaçın be askerlik sana yaramış be Alper diye. Bu üç futbolcumuz askere giderse mutlaka bir eğlence yaparız arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde asker eğlencesi meşhurdur. Konvoylar yapılır. En büyük asker bizim asker. Otobüs durdurulur. Ya gerçi otobüs durdurulmasını ben sevmiyorum ya. Farklı bitirip, trip. Zaten bunalımdasın. Annenden babandan arkadaşından ayrılmışsın. Sevgilini bırakıp askere gitmişsin. Tam böyle düşünüyorsun otobüsün koltuğunda durduruyorlar. Tabii ki İstiklal Marşı'mız kutsaldır. Onu herkes böyle bir çoku gibi okuyor böyle dinliyor. Herkes beraber eşlik ediyorsun. İstiklal Marşı bitiyor. Sonra kapanış TRT'deki gibi. Yatıyorsun koltuğunda. Oo, bir sürü şey düzenliyorsun ama asker eğlencesi futbolcularımıza yaparız. Bir de bunların geldikten sonra hikayeleri var. Benim abim ee, ne 90'da gitti askere. Bakın kaç sene olmuş? Hadi 30 sene olmuş neredeyse gidelim. 28 sene olmuş. Hala askerlik anılarını dünkü gibi anlatıyor. Bir milyon kere dinledim ama hala da dinlemeyi seviyorum. Çünkü askerlik anısı bitmiyor. İşte o kadar güzel anılar var ki. Yani her seferinde de dinlediğimde vallahi böyle dinliyorum. Çünkü çünkü çok güzel olaylar yaşamış. Giden arkadaşlarım da var. Onların da çok komik hikayeleri var. İşte biri helikopterden helikoptere atlarken şarjör değiştirmiş. Bir şeyler yapmış. Yani askerlik anısı bilmiyoruz ya. Sallıyoruz. Sıka sıka gidiyoruz millete. Patatescinin elinde de. İşte ne bileyim bazooka var, havan var, işte uçaksa var, var G3 var, tuvaleti temizleyen de var. Tamam herkes askerlik yapıyor ama hepimizde bir Rambo tribi oluyor. Şimdi benim askerlik anım var mı arkadaşlar? Düşünüyorum. Birkaç böyle güldüğüm anım vardır ama böyle anlatacak bir anım, anım yok çünkü. Ben Edirne'de yaptım askerliğimi, İpsala'daydım, muhabereciydim. Askerliğimi ben sivil bitirdim, bu askerde benim şansımdı. Hele askerde anlatacak böyle ekstra bir hikayem yok ama eminim sizin vardır. Gidecek futbolcuların da mutlaka olacaktır. Keyifli olur askerlikleri. Giderlerse de büyük ihtimalle devre arasında giderler. Ve bu 3 futbolcuya iyi de gelecektir askerlik. Şimdi bu 3 futbolcuyu e, inşallah göndereceğiz. Hayırlısıyla yapıp gelecekler. Şu an zaten Bedelli'nin e, ilk postası gitti. Şu an yapıyor onlara da hayırlı tezkereler. Bundan sonra gidecek olanlara da hayırlı tezkereler diliyorum arkadaşlar. Askerlik çok güzel bir şey. İnanılmaz güzel dostluklar ediniyorsunuz. Bakın ben de... E, 2006'da gittim. Hala bir iki tane görüştüğüm arkadaşım vardır. Yani ölene dek e, çok güzel dostluğunu sürüyor. Çünkü 7-24 berabersiniz. Body oluyorsunuz. Yemeye, içmeye, sıçmaya bir laf edersiniz. Beraber gidiyorsunuz. Çok güzel oluyor askerlik. Hikayelere de güzel oluyordur. Bu üç futbolcuyu askere gönderdik. Şimdi e, bedelle yaşı tutsaydı Fenerbahçe'de hangi futbolcuyu gönderdik? Hadi bakalım yorumlarda yazın. Bu üç futbolcu hariç hangi futbolcuyu şöyle bir 21 güne askerliğini yapsın. Hem oradayken bir kafasını dinlesin bir kendine gelsin. Hangi futbolcuyu göndermek isterdiniz? Yorumlara yazın bakalım. Askere gidecek olanlara da bedelli, kısa dönem, uzun dönem. Hepinize hayırlı tezkeler arkadaşlar. Vatan size emanet. Biz burada sizin sayenizde rahat rahat uyuyoruz. Rahat rahat dinleniyoruz. Vatan size emanet. Allah razı olsun hepinizden. Kendinize çok dikkat edin. Askerler bizim başımızın tacıdır. Askerlik gerçekten güzel. Zordur ama askerliğin çok güzel, keyifli yanları da var. Hadi bakalım arkadaşlar. Keyifli bir video oldu. Şener'i, e, Alper'i, İsmail'i gönderdik. Asker gidecek, geri gelecek. Büyük ihtimalle de gittikleri zaman da böyle bir beste yaparız onlara da böyle. Alkışlarız onları. Hayırlısıyla da askerlik de onlara yakışır. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Askerli yaptım lan sen? Oğlum bir gün askerdeyiz. Dedi ki komutan. Yunus gel buraya. Dedim sen nasıl konuşuyorsun benimle? Dedim nasıl konuşuyorsun? Dedim. Dedim. Sonra rüya mıydı? Revirde mi gözümü açtım? Anlamıyorum. Yani anla, hala hatırlamıyorum. Ya rüyaydı ya da ben böyle bir yükseldim. Ondan sonra gözümü işte revirde mi açtım? Koğuşta mı? Yani yatakta yatıyordum.